Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle MAC'ten mutlaka almanız gereken 10 ürünü paylaşacağım. Bunlar tabii ki tamamen benim kendi tecrübelerime ve kendi zevkime dayalı olarak seçilmiş ürünler olacak. Ama yine de her cilt tipine ya da herkese uyabilecek ürünleri seçmeye özen gösterdiğimi de belirtmek istiyorum. MAC benim en sevdiğim markalardan bir tanesi. Gerçekten MAC'ten alışveriş yapmayı çok seviyorum. O yüzden makyaj masama baktığımda böyle gönül rahatlığıyla size tavsiye edebileceğim ve günlük olarak elimin en çok gittiği ilk 10 ürünü belirledim. Şimdi de bu 10 ürünü sizinle paylaşmaya geldi sıra. O zaman hemen başlayalım. Ben bu listeyi oluştururken bir saniye bile düşünmeden ilk sıraya Studio Fix'i yerleştirdim. Studio Fix aslında her cilt tipine uyabilecek bir fondöten bence. Kendi deneyimlerime dayanarak bunu söylüyorum tamamen. Evet, çok fazla kapatıcı ama bunu istediğiniz ürünle daha az kapatıcı hale de getirebilirsiniz. Ki genelde fondöten kullananlar yoğun kapatıcılık seviyor. Az kapatıcılık isteyenlerse, daha doğal durmasını isteyenlerse BB ya da CC kremler tercih ediyor. Ama Studio Fix'i iki türlü de uygulayabilirsiniz bence. Mesela fondöten fırçalarıyla uyguladığınızda daha doğal gözüküyor. Ama süngerle, hatta isterseniz iki kat bile uygulayarak daha yoğun kapatıcı bir görüntü elde edebilirsiniz. Ben bu fondöteni ilk kullandığımda gerçekten çok şaşırdım. Çünkü evet, çok övülüyor ve çok kapatıcı bir fondöten olduğunu da biliyordum. Ama bu kadar porselen görüntü yaratacağını hiç tahmin etmemiştim. Ben genelde tek kat uyguluyorum. Çok kusurlu bir cildiniz varsa iki kat uygulayarak da siz tercih edebilirsiniz. Ben şu an cildime bunu uyguladım ama üstüne bir pudrayla geçtim. O yüzden biraz daha mat duruyor. Normalde birazcık daha parlak bir yapısı var. Benim gözlemlediğim, benim cildimde duran bu şekilde en azından. Eğer MAC'ten bir alışveriş yapma gibi bir düşünceniz varsa ya da bir fondötene ihtiyacınız varsa size kesinlikle ilk tavsiyem Studio Fix. Şimdi gelelim ikinci tavsiyeme. Bu ruju eğer Fee dizisini izliyorsanız ya da YouTube'da video izlemeyi çok seviyorsanız kesinlikle daha önce görmüşsünüzdür. Çok fazla konuşuldu, çok fazla bunun hakkında böyle videolar yapıldı, muadil videoları yapıldı. Ben de bu kadar övülünce tabii ki gidip almak istedim bu ruju. Evet, bu meşhur rujumuz Brick Ola. Serenay Sarıkaya'nın Fee dizisinde kullandığı bu muhteşem ruj. Muhteşem diyorum çünkü herkese yakışabilecek bir renk olduğunu ben düşünüyorum. Zaten benim buna çok benzeyen bir rujum vardı. Ya aslında çok benzemiyorlar ama duruş olarak ben yapılarını falan da çok benzetiyorum. Flormer'ın 516 numaralı ruju. Onunla bazı yönden benziyorlar. Bu biraz daha böyle şeftalimsi duruyor tabii ama günlük olarak benim çok sık kullandığım bir rujdu o da ve artık yerini buna kaptırdı. Bu ruj her türlü kendini sevdiriyor insana. Gerçekten MAC'ten almanız gereken bir ürün olduğunu düşündüğüm için bunu da ikinci sıraya yerleştirdim. Evet, gelelim üçüncü ürünümüze. MAC'in bu Waterweight Concealer'ı. MAC'ten değil sadece, herhangi bir mağazadan asla bir kapatıcı alabileceğime inanmazdım. Çünkü gerçekten kapatıcı kullanmayı sevmiyorum. Fondöten kullanmayı nasıl sevmiyorsam yine onu biraz daha çok kullanıyorum iş hayatımda falan ama kapatıcı hiç tercih etmiyordum. Ta ki bu ürünle karşılaşana kadar. Mucizevi bir ürün olduğuna inanıyorum artık. Çünkü bundan sadece küçücük bir nokta halinde göz altıma uyguluyorum ben. Ve o küçücük bir nokta yaydıktan sonra cildimde anında büyük bir değişiklik yaratıyor. Eğer göz altınızdan gerçekten çok şikayetçiyseniz en azından günlük olarak sizi kurtarabilecek bir çözüm olarak bunu size tavsiye edebilirim. Ben bunu uyguladığım anda yüzümdeki o yorgun ifade kalkıyor bir anda. Yüz ifadem değişiyor. Son zamanlarda favorilerimden bir tanesi de bu ürün oldu. O yüzden bu da listemde kesinlikle bulunmalı diye düşündüm. Ve bu listede bir tane aydınlatıcı olmazsa olmazdı tabii ki de. Bizim günlük makyajımızda kesinlikle vazgeçilmezimiz. Eminim bu videoyu izleyen birçok kız highlighter aşığıdır benim gibi. Makyajınızda şimdiye kadar hiç aydınlatıcı kullanmadıysanız kullandıktan sonra ne kadar büyük bir eksiklik olduğunu anlayacaksınız aslında. Evet, çok küçük bir şey gibi gözüküyor ya da makyajı hiç değiştirmez gibi geliyor size. Çünkü bana da başta öyle geliyordu. Ama kullandıktan sonra fark ettim ki gerçekten böyle cildinizi çok canlı, çok sağlıklı gösteriyor. Işıl ışıl bir görüntü veriyor. O yüzden ben artık aydınlatıcı sürmeden dışarı çıkamıyorum. Gerçekten çıkamıyorum. Peki aydınlatıcı olarak ne kullanıyorum? Aydınlatıcı olarak pek çok marka denedim şimdiye kadar ama hiçbiri bunun kadar etkili ve güzel olmadı. Kalıcılığı da kesinlikle çok iyi. Yani bazen hiç ten makyajı yapmadığım zamanlar oluyor. Okula giderken genelde sadece bunu sürüp çıkıyorum. Ki aydınlatıcı genelde uçup giden bir üründür biliyorsunuz.
Ama bunda öyle bir sorun yaşamadığım için ayrıyetten seviyorum. İsmini hala söylemediğimi şu an fark ettim. MAC'in Soft and Gentle aydınlatıcısı. Bu videoda gösterdiğim bütün ürünlerin ismini aşağıya açıklama kısmına bırakmış olacağım. Oradan bakabilir ve kendi MAC ürününüzü seçebilirsiniz. Evet, sırada yine bir ruj var. Fakat bu kez Retro Matte serisinden bir ruj. Mat rujların kullanımının daha zor olduğunu düşünüyorum ben. Eminim birçoğunuz da bana hak vereceksinizdir. Ama ona da bir çözümüm var. Onu da birazdan paylaşacağım sizinle. Şu an bunu biraz anlatmak istiyorum. Retro Matte serisinde ben MAC mağazasına gittiğimde sanıyorum ki tek kırmızı bu kalmıştı. Ve ben de bir kırmızı ruj istiyordum illa. Çünkü gerçekten kırmızı ruj sürmeyi çok seviyorum ve hani kendime de yakıştırıyorum beyaz tenli olduğum için. Bunu aldıktan sonra gerçekten başka bir kırmızı ruj süremez hale geldim. Ruby Woo'yu çok seviyordum MAC'in. Ama ondan da vazgeçtim ve artık kesinlikle kırmızı rujda benim tek favorim bu oldu. Feel So Grand isimli bu retro mat benim gerçekten kırmızı ruj önerisi isteyenlere ilk tavsiyem oldu. Ve bu videoda bir tane de kırmızı ruj bulunmalı diye düşündüm. Çünkü hem özel günlerde hem de günlük hayatımızda kullanabiliyoruz kırmızı rujları ve gerçekten makyajı feci derecede değiştiriyor. Benim de şu sıralar tek kullandığım kırmızı ruj bu. Evet, az önce size söylemiştim. Mat rujlarda böyle çatlak ve pürüzlü durma gibi bir sorun oluyor. Bu sorunu ben genelde MAC'in bu ürünüyle hallediyorum. Prep and Prime benim vazgeçilmezim. Özellikle likit bir ruj süreceksem altına kesinlikle bunu uyguluyorum. Bu ürün hem o pütürtülü görüntüyü alıyor, hem nemlendiriyor dudaklarınızda, hem de kalıcılık sağlıyor. Bunu sürdükten sonra ruj dudağında birkaç saat kalıyor. Sadece günün sonuna doğru ya da yemek yedikten sonra şu İç kısımlardan biraz çıkmaya başlıyor. O yüzden benim favorilerimden bir tanesi de buydu. Bunu da sizinle paylaşmak istedim. Eğer dudak konusunda sizin de benim gibi sorunlarınız varsa kesinlikle tavsiye ederim. MAC'ten size bir diğer tavsiyem ise şu bana göre sol tarafta olan far. Bu far paletini ben kendim oluşturmuştum. Kendi zevkime göre. Hatta dörtlüsünü alacaktım ama dörtlü far paleti kalmamıştı falan. O yüzden mecbur iki renk almıştım. Aslında bu iki renkten ben şunu hiç kullanmadım. Yani kullanıyorum yine. Şu an katlanma bölgeme çok az uyguladım. Ama eğer bir favori isteyecekseniz kesinlikle size favorim şu solda görmüş olduğunuz renk. Şu an parmağımda gösteremiyorum bile. Çünkü çok böyle doğal bir ton. Pigmentasyon çok iyi. O yönden hiçbir kuşkunuz olmasın. MAC'in zaten tüm farlarının pigmentasyonu gerçekten harika. Sadece fırçayı değdirdiğim anda tüm gözüme yetecek derecede far geliyor fırçaya. Bu soft brown rengi olması gerekiyor. Ben bunları kendim oluşturduğum için altında falan yazmıyor rengin adı. Ve çıkmıyor buradan. Bunun ismine şu an bakamıyorum. Ama ben bunu öğrenip aşağıya açıklama kısmına mutlaka yazmış olacağım. Benim şu an göz makyajımda uygulamış olduğum ürün de bu zaten. Yani göz kapağıma komple bunu uyguluyorum günlük hayatımda genelde. Ve yanındaki fardan da çok az bu katlanma bölgeme biraz yayıyorum. Onun dışında hiçbir şey yapmıyorum. Zaten eyeliner ya da deep liner kullanmıyorum. Bu aslında daha çok hafif makyaj yapanlar için bir tavsiye olmuş olsun. Ama eğer abartılı makyaj seviyorsanız şu yandaki ürünü de size tavsiye edebilirim. Bu buradan çok abartılı gibi gözükmüyor ama biraz pigmentasyonu az önce belirttim çok yüksek. Ve bunu smoky makyajda falan kullanabilirsiniz. Kirpik diplerinize bir kalem sürüp dağıtarak falan. Her iki türlü de kullanılabilecek bir far paleti oluşturmuşum aslında farkında olmadan. Evet, artık sonuna doğru yaklaşıyoruz. Son 3 ürünüm kaldı. Bu maskarayı nasıl söyleyeceğim bilmiyorum çünkü ismini unutmuş bile olabilirim. 3D in Extreme Dimension Mascara. Evet, umarım yanlış söylememişimdir. Bu maskara benim günlük hayatta en çok kullandığım maskara. Zaten bu videoda görmüş olduğunuz tüm ürünleri ben çok sık kullanıyorum. Ve şu an kirpiklerimde olan maskara da tam olarak bu. Ben bugün iki kat uyguladım. Çok wow bir etki istiyorsanız o beklentiyi ben sağlamadığını düşünüyorum. Yani çok gür bir görüntü vermiyor ama nedense ben gür kirpik çok seviyorum fakat bu maskara benim tüm ihtiyaçlarımı karşılıyor o konuda. Yani doğal durması bana bir rahatsızlık vermiyor. Çok severek kullanıyorum. Bunu sürdüğüm zaman da genelde çevremdekiler hep soruyor maskaran ne diye. Çünkü topaklama yapmıyor, kirpikleri birbirine yapıştırmıyor. Direkt böyle ayırabiliyorsunuz. Siz kolayca hakim olabiliyorsunuz kirpiklerinize. Belki de o yüzden bu kadar seviyorum. Ben kirpiklerimden çok çekmiş bir insan olarak size maskara konusunda
bayağı bir tecrübe anlatabilirim. Hatta yakında kirpik uzatmayla ilgili bir video paylaşmayı düşünüyorum. Kirpik benim için çok önemli. Makyajın vazgeçilmez bir parçası. O yüzden bu maskaradan da çok memnun olduğumu size belirtmek istedim. Evet, gelelim kaş önerisine. MAC'in kaş ürünü olarak benim çok sık kullandığım bir ürün bu. Prolonged Wear Waterproof Brow Set. Bu bir kaş maskarası. Biliyorsunuz ki yüzde kaş gerçekten çok önemli. Yüzün ifadesini bayağı bir değiştiriyor. O yüzden ben kaşlarıma çok dikkat ediyorum. Ve MAC'e gittiğimde bana ilk tavsiye edilen bu ürün olmuştu. Ben de bunu uzun zamandır, ilk aldığım günden beri düzenli olarak kullanıyorum diyebilirim. Kaş maskarası olarak kesinlikle favorim budur ve bunu size tavsiye etmek istedim. Bu maskaranın en sevdiğim yönü kesinlikle çok doğal bir görünüm vermesi. Ben zaten kaşlarımı hiç almadım. O yüzden biraz daha böyle onlara hakim olmam zor oluyor. Ama bu maskara benim işimi bayağı bir kolaylaştırdı. Direkt böyle anında hem şekil verebiliyorum hem biraz rengini koyulaştırabiliyorum ya da daha gür gösterebiliyorum. Bunlar benim için çok önemli. Bir kaş maskarasını aradığım ilk özellikler zaten. O yüzden bu üründen de çok memnun kaldım. Ve sıra geldi son ürünümüze. Son ürünümüz yine bir ruj. Benim en sevdiğim rujlardan bir tanesi. Zaten birçok bloggerda, videolarda, YouTube'da falan mutlaka görmüşsünüzdür. MAC'te ruj denince akla ilk gelen rujlardan bir tanesi bile olabilir. Peki hangisi bu ruj? MAC'in Kinda Sexy isimli ruju. Çok doğal bir ton. Günlük olarak çok rahat kullanabilirsiniz. Ve benim zaten son zamanlarda en çok sürdüğüm rujlardan bir tanesi. Bir şu an dudağımda gördüğünüz bir de bu ruj. Benim vazgeçilmezlerim arasında kesinlikle size tavsiye ediyorum. Bir de yani çok beyaz tenli olmama rağmen ben de çok soluk durmamasını çok sevdim. Normalde bana her renk ruj yakışmıyor. Mesela pembeler falan hiç yakışmıyor. Ama bu ruj tamamen gerçekten benim rujummuş. Onu anladım. Rengini şöyle göstereyim. Kamerada biraz daha pembemsi çıkıyor. Ama aslında o kadar pembe değil. Daha çok böyle nude bir ton. İşte şöyle göstereyim size rengi. Aslında sizi cilt tipinizde, renginizde hiç tanımadan size tavsiyede bulmak gerçekten çok zor. O yüzden böyle herkese yakışabilecek ve herkese tavsiye edebileceğim ürünler seçmeye özen gösterdim. Ve Kinda Sexy de bunlardan bir tanesiydi. Kinda Sexy bu arada çok kalıcı bir ruj. Gerçekten günün sonuna kadar benim dudağımda duruyor. Yemek yesem bile çıkmıyor. Öyle bir özelliği var. Bir de böyle dudak tonu olduğu için çok fark edilmiyor da çok sırıtmıyor. Bence kesinlikle MAC'ten almanız gereken bir ürün. Ve videomun sonuna geldik. MAC'ten mutlaka almanız gereken 10 ürün tavsiyem bu şekildeydi. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma hala abone değilseniz aşağıdaki abone oluşundan kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.